Herkese merhaba. Bugünkü konumuz yapı bakımından sözcükler. Bu konuda eklerin önemi büyük. Geçen dersimizde işlemiştik. Lütfen tekrar edip bu konuyu ardından dinleyin. Yapı bakımından sözcükler üçe ayrılır. Basit, türemiş, birleşik. Birleşik sözcük ise yapılarına göre, oluşumlarına göre ikiye ayrılıyor. Yapılarına göre birleşik sözcükler birleşik isim, birleşik fiil. Birleşik fiil kendi içinde yardımcı eylemle oluşanlar. Anlamca kaynaşmış ve kurallı birleşik fiiller. Fiilde yapı konusunda işlemiştik. Lütfen hatırlayalım. Oluşumlarına göre birleşik sözcükler ise anlam kayması yoluyla oluşanlar, ses değişimi yoluyla oluşanlar, tür değişimi yoluyla oluşanlar. Evet, bir Basit kelimeler. Yapım eki almamış sözcüklerdir. Bu tür sözcükler çekim eki alabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök durumundadır. Örnek ağacın dalına kuşlar kondu. Ağacın dalı. Burada tanlama ekleri var değil mi? Tanlayan ilgi eki, tanlanan iyilik eki almış. Kuşlar lar lar çoğul eki, kondu dı di çip eki. Yani bu eklerin tamamı çekim ekidir. Dolayısıyla basit sözcüktür. Türemiş kelimeler ise kök ya da gövdeleri yapım eki getirilerek oluşturulur. Yeni sözcükler meydana gelir. Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur. Türemiş sözcüklere gövde de denir. Örneklerimize bakalım. Evden evli, yoldan yolcu, yolcudan yolculuk, örtmekten örtü, örtüden örtülü, sormaktan soru, sorudan sorular diyoruz. Yapım eki almış türemiş sözcük olmuş. Birleşik sözcükler Yeni bir kavramı karşılamak üzere birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşur diyoruz. Örneğimize bakalım. Atatürk sözcüğü ata ve Türk sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur diyoruz. Ve buradan atamızı özden ve saygıyla anıyoruz. Evet nasıl sözcüğüne bakalım. Ne ve asıl sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Demirbaş sözcüğüne bakalım. Demir ve baş sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Evet, birleşik sözcükleri yapılarına ve oluşumlarına göre ikiye ayırmış, ayırmıştık. Unutmayalım. Yapılarına göre birleşik sözcükler. Birleşik sözcükler birleşik isim ve birleşik fiil olmak üzere iki farklı yapıdadır. Birleşik isim en az iki sözcükten oluşan isimlerdir. Birleşik isimler farklı yollarla oluşturulabilir. İsim tamlaması yoluyla oluşanlar denizaltı. Burada belirtis isim tamlaması var değil mi? Tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış. Aynı şekilde hanım eliye, gökkuşağı, ateş böceği isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimlerdir. Sıfat tamlaması yoluyla oluşanlar. Ak deniz nasıl deniz, ak deniz, nasıl göl, acı göl nasıl şiir, eski şiir. sıfat tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimlerdir. Bir isimle bir fiilin kaynaşmasıyla oluşanlar var. Bilgi bir isim, saymak ise fiil imam isim bayılmak ise fiil gece isim konmak fiil bir isimle bir fiilin kaynaşmasıyla oluşmuş görüyorsunuz. İki fiilin kaynaşmasıyla oluşanlar var. Çekmek, yatmak iki fiil kaynaşmış, oluşmuş aynı şekilde dedikodu, biçer döver, kapkaçta bunu örnektir. Birleşik fiil. En az iki sözcükten oluşan fiillerdir. Birleşik eylemler üçe ayrılır. Yardımcı eylemle oluşanlar, kurallı birleşik eylemler, anlamca kaynaşmış birleşik eylemler. Fiilde yapıda işlemiştik. Burada da kısaca bir değinelim. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller. Yardımcı eylemlerim nelerdi? Etmek, olmak, kılmak, yapmak, eylemek. Unutmayalım. Örnek. Sevdiğim için bu mesleği tercih ettim. Sınavdan yüksek puan alınca mutlu oldu tercih etmek, mutlu olmak bunlar yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdir. Aynı şekilde emir buyurmak, yardım eylemek, etkili kılmak da buna örnektir. Evet notum var bunu hatırlıyor olmanız gerekiyor. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller de bir ses olayı varsa bitişik ses olayı yoksa ayrı yazılır. Örnek Ayrılığın acısını derinden hissetti. Hissetti. Birleşme esnasında türeme meydana geliyor. Bitişik yazılır. Devretti. Devir etmek. Ünlü düşmesi var. Bir ses olayımız var. Bitişik yazılır. Ses olayı yok. Yoksa da ayrı yazıyoruz. Unutmayalım. Kurallı birleşik fiillerim var. Neydi onlar? Yeterlilik fiili. Ebilmek. Örnek. Başarabilirim, açabilirim. Olumsuzu ne? Başaramam, açamam. Burayı not alabilirsiniz arkadaşlar. Olumsuzluk eki ama, mak, eme, mek şeklinde getirilir. Unutmayalım. Tezlik fiili ivermek fiili. Sürelik fiili e kalmak, e durmak, e gelmek fiilleriyle oluşur. Yaklaşma, e yazmak fiili örnek. Kardeşim yolda yürürken düşe yazdı. Neredeyse düşecekti, düşmek üzereydi. Anlamı katıyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller var. Bunu gördüğümüz aklımıza ne gelecekti? Deyimler, örnek. Onu söylediklerini artık kulak asmıyorum. Masanın üzerindeki gazetelere göz gezdirdi. Kulak asmak, göz gezdirmek, dili varma, varmamak bunlar deyimlerdir. Deyimlerle oluşan fiillere de biz ne diyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Evet sırada oluşumlarına göre birleşik sözcüklerimiz var. Böyle birleşik sözcükler üç yolla oluşur. Anlam kayması yoluyla oluşanlar. Bu yolla oluşan birleşik sözcükler üç farklı durum söz konusudur. Birincisi tüm bileşenlerinin gerçek anlamından uzaklaştığı birleşik sözcükler gerçek anlamı dışında kullanılanlar balık sırtı. Balığın sırtı mı? Hayır bir desen adı. Tavuk göğsü, yavru ağzı, renk adı, aslan ağzı, çiçek adı diyoruz. Şimdi burada aslan ağzı birleşik sözcüğünü ele alacak olursak aslan bir hayvan adı, ağzı da bir organ adıdır. Bu iki sözcüğün oluşturduğu aslan ağzı ise bir çiçek adıdır arkadaşlar. Ne oldu? Gerçek anlamından uzaklaştı diyoruz. Evet, birinci sözcüğün gerçek anlamından uzaklaştığı bileşik sözcükler var. Adam otu, baş köşe, sigara böreği, kuş üzümü gibi. Sigara böreğine bakalım. İlk e, kelimemiz gerçek anlamından uzaklaşmış değil mi? Çünkü sigaranın böreği değil, şekil olarak bir benzerlik söz benzerlik söz konusu. Börek ise gerçek anlamda kullanılmış. Evet üçüncüsüne bakalım. İkinci sözcüğün gerçek anlamından uzaklaştığı birleşik sözcükler. Gök, yüzü, aşçı, başı, giyim, evi, rüzgar, gülü, gök, kuşağı gibi. Ses değişimin yoluyla oluşanlar var. Birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden birincisinin son sesinde ve ikincisinin ilk sesinde ses düşmesi, hece düşmesi meydana gelir diyoruz. Ses değişimi yoluyla oluşanlarda ki bunu ses olaylarından hatırlıyor olmanız gerekiyor. Kahvaltı sözcüğüne bakalım. Kahve ve altı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş ve ünlü düşmesi var. Cuma ertesi birleşme esnasında yine ünlü düşmesine uğramış birleşik sözcüğümüz neyse ne ise böyle bu ile. Burada da ünlü düşmemiz var. Ses değişimi yoluna uğradığı için ne diyoruz? Ses değişimi yoluna uğrayan birleşik sözcüklerimiz diyoruz tür değişimi yoluyla oluşanlar var. Bileşen ögeler bileşik sözcük durumuna geldiklerinde hangi sözcük türünden olurlarsa olsunlar isim soylu sözcüğe dönüşürler. Kaptı kaçtı bir isim. Ama oluşuma bakarsak kapmak eylem, kaçmak eylem. Gece kondu bir isim ama gece konduya bakarsak ne zaman kondu gece burada belirteç zarf durumunda gece konmak da eylem durumunda. Evet. Yapı bakımdan sözcükler bitti. Lütfen tekrar edip test çözünüz.